Romatizma hastalıkları yaşlılarda gördüğümüz osteoartrit ve kemik erimesi dışında özellikle genç yaşlarda sık olarak gördüğümüz ankilozan spondilit hastalığı bölgemizde en sık gördüğümüz iltihaplı romatizma hastalığıdır. Bunun ardından romatoid artrit dediğimiz bir başka hastalığımız var. Daha çok ellerde ve ayaklarda, dizlerde iltihap yapan türüdür bu. Ankilozan spondilit daha çok sırt ve bel ağrısıyla kendini gösterir, göğüs ağrısıyla kendini gösterir, ayak ve topuk ağrısıyla kendini gösterir. Bunun yanında üçüncü sırada sedef romatizması dediğimiz, genelde cildiye ile ilgili olan, dermatoloji ile ilgili olan branşımızla ilgili olan sedef romatizması aynı zamanda hem cilt hem de eklem bulgularıyla bir arada olur. Bunun dışında yine Bursa gibi büyük sanayileşmiş bir şehrimizde gut hastalığı da sıklıkla karşımıza gelmektedir. Gut hastalığını da sıklıkla görmekteyiz. Bundan başka romatizma hastalığı da mesela Behçet hastalığı, aile ve Akdeniz hastalığı dediğimiz işte karın ağrısı nöbetleriyle gelen hastalıklar. Bunun dışında daha az nadir görülen bağ dokusu hastalıkları dediğimiz işte lupus, skleroderma, mixed connective doku hastalığı gibi bazen kas iltihapları, polimiyozit dediğimiz hastalığın ve bunun dışında çok daha nadir gördüğümüz işte vaskülitler romatizma hastalıklarını oluşturmaktadır. Yani romatizma hastalıkları çok geniş bir gruptur. 100'e yakın hastalık romatizma hastalıkları sınıfındadır ama bölgemizde en sık bu söylediğim hastalıklar genellikle karşımıza çıkmaktadır.